Şimdi bahsedeceğim konu şu, biz genel olarak hep doğadaki, çevremizdeki, atomdaki, gezegenlerdeki yani bütün kainattaki güzelliklerden bahsedip Allah'ı anıyoruz. Bu gerçekten tek başına önemli bir şey. Mesela biz bir bitki dünyasındaki güzellikleri anlatıyoruz, bir gün tohum dünyasındakini anlatıyoruz. Çeşit çeşit şeyler karşımıza çıkıyor. Orijinal mesela denizin 500 metre derinliğindeki güzellikleri anlatıyoruz. Orada mesela hiç keşfetmediğimiz bir hayvan var. Evet, Kendi ışığı maşallah. var. Gayet sakin, işte içi saydam falan gayet sakin geziyor o Onun yiyecekleri dönemde. falan var yani Tabii, görünmez evet. ortamlar. Evet tabii onun bir avlanma sistemi var, yiyeceği var, şu Onu su busu var. temizleyen başka bir tanesi de var yanında falan. Tabii birlikte ortak yaşadığı bayağı bir şey var Arkadaşları yani. Bu ancak biz gördüğümüzde bir anlam kazanan bir şey. Allah'ın Çok bizim için doğru. yarattığını bildiğimiz için biz onu gördüğümüzde Evet. hem heyecan duyuyoruz hem çok hoşumuza gidiyor. Hem oradaki aklı düşünüyoruz. İşte o Derin çok düşünmek önemli, çok evet. önemli. O yüzden onların neden yaratıldığını da düşünmek gerekiyor. Gerçekten denizin altındaki bir canlıyı ancak biz görürsek onun bir anlamı olur. Yoksa diğer ışıklı balık onu görünce bir şey anlamaz yani. İşte gezegenleri mesela biz bakıyoruz. Bütün astronomların yaptığı araştırmalardan o muazzam kainat karşımıza çıkıyor. Orada Allah'ı anlıyoruz. Ben şimdi daha önce belki nadiren değindiğimiz bir konuya, yerin altındaki taşlara, güzel taşlara değinmek istiyorum. Onlar da Allah'ın bir sanatı. Bakın yerin altında bundan solucan falan anlamaz yani. Onu anlayacak olan yine insandır ve Allah orada anlayacak olan bir varlığa onları sunuyor ki biz burada konuşalım ve Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü anlatalım diye. Normalde yerin altında fakat Allah orayı süslemiş, orayı da süslemiş Allah, orayı da güzelleştirmiş. Birkaç resmimiz vardı, onları görebilirsek inşallah. Ne Bakın kadar bunlar güzel. yani Çok yerin harika. derinliklerinde rengarenk taşlar. Bu taşa bir daha dönebilir miyiz bir önceki? Çok muazzam. O Bakın kadar çok içinde renk var içinde. Olmayan renk. Fosforlu bayağı. Evet fosforlu turkuaz renginden artık yeşile, kırmızıya, pembeye kadar her Çok türlü renk. Çok Etiyopya canlı. kobalt süper. Işıklı gibi yeşiller. Güzel bir Dikkat cevher ederseniz. dolu bunda. Maşallah. Maşallah. İnebilirsek bakın çok orijinal bir taştır bu. Gerçeğini görmüştüm. Acayip güzel maşallah. Harikalar hepsi. Şu dikenli olan da çok sevimli. Çok Arkada bir sevimli. tane Evet. var. Çeşit çeşit. Bizim de buna benzer taşlarımız vardı Evet. evimizde. Çok güzeldi gerçekten. Şu pembe çok güzelmiş. Birçoğumuzun çok pembe hoşuna gittiği için bakıyor. hepimizin evinde yaklaşık var. Toprak altında pembe bir taş. Bakın şu yani çok, çok olağanüstü mükemmel. bir renk. Bu yerin altında, bütün bunlar yerin altında bakın bu dikenli taşlardan. Safir renkli işte bütün mavi, yeşil, Şimdi her bir tane türlü renk mor var, görüyorum. kırmızı var. Evet Damla'nın ilgisini Dikkatim çekti aniden. En sonlardanmış ben Değil görmemiştim. Algıda seçici. Maşallah. Maşallah. Bakın işte Damlacığım seni ilgilendiren bir taş da. Maşallah. Çok çok güzeller. Süper, evet. Damla. Çok güzel. Evet, çok hoşlanıyorum Çok Damla'nın. Güzel. Sevdiğim. Evet. Bakın şu taşı biraz inceleyebilirsek Mükemmel. Çok olağanüstü. Fosforlu yine renkleri ve girişli çıkışlı yani her türlü deseni çok güzel, yeşili çok güzel, sarısı çok güzel. Olağanüstü bir sanat. Maşallah. Maşallah. Harika Gülşah'cığım. Bu da sanırım seni ilgilendiriyor. Bayağı güzel. Maşallah. Maşallah. Burada sergileniyor bu taşlar. Maşallah. Bakın yani bunlar Harikaymış. Tekrar ediyorum yerin altında yani biz bunları normalde normal hayatta karşılaşamıyoruz. Fakat Allah onları bir şekilde, bir sebeple Şu, yerin altından çıkartıyor. Çok özür dilerim. Öndeki ne kadar enteresan. Çok güzel. Gerçekten. Çok şahane. Renk geçişleri mükemmelmiş. Sprey boyayla boyanmış gibi. Bakar mısınız? Bunlar Bunda mesela gerçek. Hiçbir boya maddesi yok. Gerçek, evet. Şey, bunu buna benziyor. Çok olağanüstü Harikaymış. Maşallah. Maşallah. Süper güzel. Maşallah. Deseni de çok şahane. Evet. Bu da Sedef'in çok güzel parlıyor. Sedef çok güzel bir şeydir. Maşallah. Oo, harika bir şey. Fuşya. Evet. Şimdi yerin altında fuşya, evet. Fuşya bir taşın olması çok olağanüstü Gerçekten. Bir şey. Gerçekten öyle. Allah onu yaratmış, orayı süslemiş, oraya onu bırakmış. İnsanlar onu kazıyıp araştırıp buluyorlar ve çıkarıyorlar ki insanların zaten ilk araştırma amacı da bu olmuyor. Fakat karşılarına çıkıyor. Çok olağanüstü bir şey. Allah'ın sanatını görmek için bütün bunlar demin Ebru da hatırlattı. Bunu insan görmese, insan değerlendirmesi bir anlamı yok. İnsan bunu değerlendirebileceği için. Fakat insan da nasıl değerlendirecek? Aa çok güzel deyip geçmek olmaz. Hiçbir şey için olmaz. Sanatçıyı övmek lazım. Çünkü müthiş bir sanat sergileniyor. Bakın deminden beri baktığımız Evet. bütün taşlarda
müthiş muazzamlık var. Artık nasıl ifade edeceğimizi şaşırdık. İşte orada onu yaratan, onu var eden, oradaki o safir taşı, o turkuaz taşı, oradaki o fuşya rengindeki artık yani evet. Yerin altında fuşya, fosforlu fuşya, o renkteki o taşı, o güzelim taşı, sağlam taşı var eden Yüce Rabbimize bizim hamdımız. Yüce Rabbimizi İnşallah. Övüyoruz çünkü yaratan odur ve biz sadece burada bunu dile getirelim, şükredelim. Allah'ın güzelliğini, Allah'ın sanatını vurgulayalım diye bunlar yaratılıyor. Orada minerallerin birikmesiyle oluşmuş bir yapı. Ha, sebepler dahilinde evet. Evet. Mesela dünya şartlarında sen de zaten çok güzel açıkladın. Bir tane bütün bu renkleri bir araya getiren bir tablo yapıldığında hiçbir şekilde kimse bunu göz ardı etmiyor. Yani o kadar büyük olay oluyor ki hatta Tabii. insanlar koskoca sergiler yapıyorlar. Bütün dünyanın dört bir tarafından o tabloyu, o renkleri o kadar muhteşem şekilde nasıl uyumla o tablonun içinde bir araya getirmiş diye insanlar toplanıyorlar. Tabii. O sanatçı ve bayağı övülüyor. Övülüyor Tabii. ve hatta evet. seneler boyunca, hatta asırlar boyunca bile ünlü evet. oluyor kişi. Halbuki Allah'ın burada senin anlattığın şekilde maşallah razı olsun. İnşallah. Çok önemli ve güzel bir konuya dikkat çektin. Çünkü insanların başını çevirip görebilecekleri yerde değil bu taşlar. Hı-hı. Denizin altında veya dünyanın çeşitli yerlerinden çıkarılıp da bu kadar mükemmel şekilde en canlı Hı-hı. halleriyle bütün bu renkleri bir araya getirip Allah'ın sanatını burada sergilemiş olması ve bazı insanların da bundan habersiz olarak evet. dolaşması gerçekten çok büyük nankörlük ve gaflet olur. Tabii ki. Evet inşallah. İnşallah.